Herkese merhaba arkadaşlar. Roleplay serimiz hız kesmeden devam ediyor. Asus ayının birinden selamlar. Maaşlarımızı aldık. Kamyondan gelirimiz geldi. Güzel bir para geldi. Çok şükür. Şimdi şu tankeri aldık. Ortalamada 40 bin lira gibi şu sera maliyeti tuttu arkadaşlar. Serayı yaptırdık. Tanker aldık. Bir tane su çekeceğiz buraya. Hatta ben bir şeyler de oraya koydum. Ufaktan domates işiyle başlamak istiyorum. Hem yemelik. Baktık güzel şey yapıyorsa, hani çıkarıyorsa, bereketli oluyorsa 2-3 atar satışa da başlarız duruma göre. Durum bu. Bugün gübre atacağız mısıra. Şöyle Dayıoğlu'nun römörkü götürmedik hala. Götüreceğiz. Bir de böyle bir dert var. Gidemiyoruz Kırıkkale'ye. Gübreyi ben çuvalları yükledim buraya. Ne olur ne olmaz diye. Makineyi takıp çıkacağız gübreye. Ama öncesinde şuraya seraya benim bir su getirmem gerekiyor. O yüzden bir golete gidiyorum su getirmeye. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün köylüyü göremedim. Neredeler? Çok denk gelemedim. Salağın alıptalar mı? Yoksa başka neredeler olabilirler onu da bilmiyorum da. Özlemişim ya masayı binmeye binmeye. Oo, burada olaylar olaylar. Daha turbocu farlarını kapat, bitecek lakin. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? Ana bak, Bekir arabasını yıkamış. Kuruluyormuş, onu yakaladım şuradan geçerken. Bana sal, ne dedin sen, ne yapıyorsun? Vallahi ne yapam? Şuradan tankere su dolduracağım, seraya su vereceğim, oradan da gübreye gideceğim mısıra. Da şu araba güzel duruyor Bekir, dur geliyorum. Şunu bir park edeyim de. Ben kalem bekliyorum. Ayış gibi duruyor oradaki Passat. Ya akünü kapat akünü. Beleş herhalde. Öyle gelemeyiz buraya. Şöyle ya, bir şey olmaz ya. Orijinal araba bak, akü müthiş ya. Ya yolda kalırsan görürüm. La kaç da kaç hoca geliyor lan. Anka lastik kurtarıyor mu Bekir ya şu demiri? Kurtarıyor, kurtarıyor, gel. Kurtar. Gel. Kurtardı mı ha? Selamünaleyküm. Kurtardı, kurtardı. Aleyküm selam. Baba Palemir, römork mu aldın ya? Römork mu ne hoca? Ne römork oğlum, bu römorka mı benziyor? Ne diyorlar bu? Tanker, tanker. Osman hoca. Senin öğretmenliği gözler getir diye mi bıraktın acaba ya? Ben inşallah parayı bulacağım inşallah. Kapağını açak yürük gel şunu. Neden açıyorum? Gel. Yukarı dala. Gel. Ağırdan orta bir daldırıp buradan çıkarız ya, doldururuz. Şu arabayı görek de biz. Ne yapıyorsun Osman hoca? Ne var ne yok? Ne yapayım? Gübreye gideceğim. Mısır ektim ya. Onları şey yapmam lazım. İyi etmişsin. İyi. Ya senin bu hortum yetişmiyor. Çuvalı yüklerken römorka takıldı. Yırtıldı, hep döküldü römorkun içine gübreye. He. Bakayım. Osman Hoca ne kadar... Osman Hoca zaten makine doluymuş, tamam orada dursun işte. Ya işte artık böyle idare edeceğim. Bir dahaki daha dikkatli. Ya getirirsin bunu. Hangi tarlaya ekeceksin? Yeter. Kaçlıkta şey var. Bayır eline saçla, eline saçla. Ya eline olmadı. Avuçlayıp avuçlayıp dökersin. Ya bu araba ne kadar güzel duruyor ya. Kayış gibi. Bekir. Kalem mi? 93 model. 200 binde. Bakayım. Vallahi billahi abi. Maş basayım mı? Bas falan mı ayıpsın? Bir test olmasın bak araba. Boş al depoya yok, bas. Yok boşta boşta. Vallahi Bekir. Aşırırsa arkamdaki demir. Olan senin araba yolu. Değil mi? Bunlar ne güzel mangala gidiyor. Bekir bir şey söyleyeyim mi? Arabanın iyisinden anlıyorum ha. Falan mı? Bekir. Mamahtan aldım geldim. Şurada çizik mi var ya şurada? Tam şu. Gidin lan. Bak hele. Tam şurada bak, tekerin üstünde hafif bir yukarı doğruyorsa modelin böyle bunların kesin. Tam şurada. Allah acaba geçerken sürttü mü ne yaptı bir yere fark etmedi. Bakayım öteki tarafta da mı var lan? Bak öteki tarafta yok ya, sanki model gibi normal çizik gibi de durmuyor ha. La Bekir. Model Palermo. Sen bunu en son Halcı'ya mı verdiydin? Halcı'ya verdim. Sürtmesin. Belki Allah de. Allah. Bak ağlım ağlı düşürdüm, evde mi lan o? Evde yok hala. Ha bilmiyorum. Komşusu değil misin? Haberin yok mu komşunda? Ya ne bileyim. Ayrıca evde yok mesela. Kayış gibi duruyor ama araba. Hoşuma gitti yani. Boncuk boncuk.
Şimdi fotoğrafını çekiyordum, paylaşmıyor. Satacağım mı yoksa ama? Yok ya, fastbu atacağım. Akrabalar katlasın. İyi at at. Bak hele sen yukarı tarlaya bir şey ektin mi? Biz gübreye gideceğiz. Yörük sen de yukarıya gidiyorsun he? Taktım mazotumu alıp gideceğim. Ben de oraya sürmedim ya. Sürmedin mi? İyi bak. Sürümü doldurdum bari. Gübre biterse yardım ederim sürüme. Yok ya, hemen bitiririm paremi. He bitirsen sıkıntı yok o zaman. Ben geliyorum o zaman, çok ağır etmeyeyim size. Ay tamam, paremi sağlarsın. Suyu doldurdun mu Yörük? Doldurdum. İyi, Allah razı olsun. Sağ olasın. Osman Hoca. Önümüzdeki günlerde bir ahır inşaat için kepçe gerekecek bize. Ben sana önceden haber veririm, olur mu? Olur. Her daim hizmetinizde, sıkıntı yok. Tamam, sağ olasın. Ben de gübreye gidiyorum. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin sana da. Ah sana iki yıllık be. Nasıl sesi var lan? Güzel motor değil mi Bekir? Boncuk falan mı ya? Bekir kıyamıyorum ya, satma ya. Abi çadır... Ulan yürüye söylemeyi unuttuk. Neyse. Yukarı çadır yırtıldı ya, yeni bir çadır siparişi vereceğim. Ben söylerim ona ya şeysi. Tamam. Haber vereyim. Hadi görüşürük. Allah'tan golet yakınmış ha. Bastım suyu burada. Bekir lan, Bibi ise aynadan kayış gibi duruyor ha. Dur şunu fotoğraf çekeyim de atayım. Doğrusu. Şimdi bakayım. Vallahi kayış gibi duruyor. Geç. Soldan döneceğim ben. Arkadaşlar bu sıra içinde bakalım. Domatese mi organik besleniriz? Çok çıkarsa da şeyi düşünüyorum. Şöyle çok ramp, oradan vurma yaptı şuradan buraya. Bu pazar var ya, pazara götürür satarım. Serayı şuraya yaptırdık, göstereyim. Gördünüz belki de. Şuraya yaptırdık camlar. Hemen evin oraya bir tane naylondan attık. Buradan hortumu bağlarız. Aha böyle. Hatta şöyle aralıya hava alsın biraz. Kapakları. Burada musluk var. Musluğuna da sulayabiliriz ya. Hortumla. Yetişir. Aha şöyle de göstereyim size. Buraya yetişir. İyi oldu. Şöyle de şey yapabiliriz yani. Tankları dolduruyorum. Şu arkadaki bidonları. Bidonlardan aşağı veririz ya. Neyse. Çok geçmeden çıkalım. Şu gübre makinesini takayım. Römörkü takayım. Çıkalım arkadaşlar yola. Ahırı da tam şu bölgeye yaptıracağım. Şu ekipmanları garaja alacağım. Burada bir geçe yol kalacak sadece. Az bir yolumuz kalacak yani. Biz portumu takmayak ya. Kaldıracak yok ya şimdi. Portum demişim. Şaft. Bunun teybini de ayarlattırdım inceden. Şöyle şey yapalım. Bakayım. Kapattım da açacağım geri. Tamam. Oldu arkadaşlar. Ağır ağır gidelim.
Valla Ford'dan çok memnunum ya. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz bundan. Bir süre daha. Aman ağrımış lan, zorla çekiyor. Anladım, tungur gidiyoruz valla. Koca koca başlı kobra kobra çıktı sevdi. Yürüyü bir arayayım bakayım. Alo. Alo. Valla buna teybi ayarlattım ya, dinleye geliyorum yörük de, siz geçtiniz mi tarlaya? Ben bitirmek üzereyim, sen neredesin? Ooo hızlı çırptınız siz ya. Ya arkamdaki doluydu zaten, gittim mazotumu aldım tarlaya gittim. Seraya suyu verdim ben. İyi. Oradan da şeyi vagonu taktım. Ha geliyorum ağır ağır. Tamam. Ya bu mübzer çok iyi bir şey değilmiş herhalde. Kim yerleri ekmemiş. Açırmış arada. Benim tarlanın mı? Valla benimkinde var. Seninkinde de böyle çat pat var. He. Valla. Mübzer. Fikrim yok. Yalan. Şimdi ne desem yalan olur. Şimdi birlik idare edek de. Sonraki dikim artık değişirik. Şimdi geçti zaten sezon. Bu aynı mibzerden mi aldınız siz şeyinle? Osman Hoca'yla. He. Vallahi kötüyse onun ayarı da bozuk olabilir ya. Ha bilmiyorum. Bakacağız belki. Sen şeyi de değiştirdin herhalde. Neydi o? Bülent 40 mıydı? Bir şey vardı sende. He ya. Tarlaya vuruyorum zıplıyor, tarlaya vuruyorum zıplıyordu. Dedim, İyi kırmamış. Bundan olmaz. Kendi zıplıyordu, benlik bir şey yok. Ya bizim buralara yaylı lazım. Allah bilmiyor var. Çünkü artık. Daşa maşa denk geliyor, kırılıyor ucları. Zıplaması da ondandır onun aslında. Daşa maşa denk geliyor. Bir yaylı ya, yaylı çok zıplamaz. Allah verdim geri. Onu kaça verdin? Kafa kafaya değiştim ya, verdim diyorum da. İyi. Kafa kafaya geçtisin iyi. Ben de geldim saydım. Ooo Bekir de tarla sürmeye başlamış. Dur onu yanından varırken söyleyeyim ona da. Onu da alalım. Konferansa bağlayayım istiyorsan. Dur şimdi buradan seslenirim ona. Ya seslenir miydi? Adamı hatta bağlamadıktan sonra. Duyar beni buradan ya. Oo! İyi bırak. Efalem mi? Konferansa gel, konferansa. Nereye geleyim? Haklı adam. Konferansa bağlan, konferansa. Yardıma ihtiyacınız var mı? Bağlanacağım ben. Siz davet etmiyor, aramıyor musun ki? Yürük bağla bunları la. Bak Osman Hoca da yanımda, onu da bağla. Ben sana dedim bağlayayım ya. Kötü yerde durduk. Belki kalkamayacak şimdi buradan motorundan. Davet gönderdim hepsine. Çalıyor şimdi, dur cebime koyayım da açarım sonra. Arka yüklü, zorundan kalkacağım buradan ha. Bekir, bismillahirrahmanirrahim. Çekeyim mi? Dur ben azıcık geri kaydıram. Şaka yaptım. Ort lan bu, ben yaptım lan bunu işi için. Cincik gibi oldu ya, cincik gibi maşallah var vallahi motorun. Ne güzel yaylanıyor falan böyle. Oradan belli oluyor mu ya koltuk keyfim? Evet, valla bak yalan yok şimdi. Mazda'yı da severim, Ford'u da sevdim. Yalan yok şimdi ama bir şey söyleyeceğim. Abi motorun koltuğunu söküp 240'a dahasım var yani satarken. Ben böyle bir koltuk mekanizması görmedim ya. O biçim diyor ne? Ya bir bin anlarsın demek istediğimi bak. Ya sadece yukarı aşağı yaylanmıyor, sağa sola da yaylanıyor. Allah Allah. Gerçek eğlence yani. Adamlar yapmış ya seneler önce. Desene. Yapmış vallahi ya. Ya palemi tarlaya sürüyorum da boşa sürüyorum ya. Niye ya? Ya kimse biri motorundan girmiş. Osman Hoca mı gidiyor? Senin tarlaya mı? Kim girmiştir biliyor musun? Girse ya girse o... muhtar girmiştir tarlana.
Basmıştır gaza. Fren tutmamıştır, duramamıştır, girmiştir. Tam şoförlüğü iyi ya. Ya şoförlüğü iyi de araba durmayınca ne yapacak? Ya da motor durmayınca. Hale mi taleye komple mi girmiş 4-5 lira? 4-5 lira abi. Büyük girmiş. Sana girmişler orada. Bildiğim bir motora girmiş, süreye süreye gitmiş ya. Yarık bitirdin mi sen gülüm? Bitti. Kalan gübre varsa gübre çuvalı getirdim ha, artandan veririm sana. Ya benim tarlam bitti, ne yapayım ben? Ben bir doldurayım da şurada. İyi sen gidiyorsan görüşürük, dikkat et kendine. Lan yapacağı işim yok. Ooo Mısır'dan olmuş. Yardım ihtiyacın var mı, geleyim mi? Maşallah ha. Vallahi ben bu hafta bunu süreceğim ya, bu işi bitiririm böyle. Ne istiyorsan geleyim, boştayım. Allah gel yanıma otur, sohbet muhabbet. Ötesi yok. En bilir. Hoca ne yapıyor hoca? Ben şimdi bitirdim şeyi ya. Gübrelemeyi. Ulan hoca. Şunu kapattım. Ya ben hoca değilim artık ya. Yuh hocam sen benim. Anlok hepçeci değilim. Ekibim oturan yani gelmişim ha, ince teker. Mısır olmuş valla. Şuna baksana, bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim. Alem ince teker demişken bana aklıma ne geldi? Benim geldi? V95'i bir ara versem de kalın teker yapsak onu ya. Hallederiz. Ayıpsın ya. İşten çıktım çıkacağım ama haberin olsun ha. Getirdin. Aman kurban olayım, onu hallet görecek. Gel yana açıp alayım mı? Atayım buradan. Tamam, buradan atarsın. Ha, attım. Tamam, devam et. Dur şu şaftı takacağım. Dur takı verim ben buradayken, ne iş uğraşım. Taktın mı? Tamam. Tamam. Muhtar nerede falan mı ya? Ben hiç görmedim onu. Muhtarı ben de lan görmedim. Lan muhtar. Nereye gitti bilen yok. Muhtar gelsin, bir soru soracağım zaten ona ya. Ne olmuş ya? Ya bilmiyorum ki. Vardır muhtarın işi biter ya. Dur bakayım ben bunu 3 lane'en gideyim bundan biraz kaptırayım. Kaç yürük. Devam et. Diyor sekten atar. Yok indirme bak, zararı verir zaten. Aynen. Hortumlara falan şey yapmıyor. Oo fazla bile gelir bu ya tarlaya. Valla benimki şöyle bir bakayım da ne kadar, yarısını ya atmış ya atmamış. Valla fazla bile gelir. Evet, bazı yerlere ekmemiş ya bu makine. Şimdi fark ettim. Benim tarlada da var aynı durum. Sanki gözüyle baktım da tam seçemedim. Var bende de var. Lan, hoca sende var mı hoca? Hoca sen ektin benim tarlayı. Sıkıntı senden kaynaklı da olabilir ha. Benim tarlada da öyle. Makinede bir sıkıntı var herhalde. Seninkini de kendin ektin işte be. İşte. Sıkıntı sende hoca. Vallahi bana kaldırsa makineden ben. Bak, makine adamı yürü, diyorum. Tamam o zaman. Yürük de bende de var. Aynı makinonda da var. Ya o zaman sıkıntı makinedaysa. Ama bak sonlara doğru aralarda yapmış. Bak başları çok iyi ekmiş. Sizde de öyle mi? Başlarda da var, ortada var, sonunda da var. Her yerde var be. Canı ne zaman isterse o zaman ekmiş. İstemediği zaman ekmemiş lan. Tutuklu yapmış herhalde arada. Bence bunlar gereğinden fazla hızlı gitti. Şeyimizlerin ayağını kaçırdılar ya. Daha kaçacak olsa hepsi kaçar. O da olabilir vallahi. Şimdi ara yerlere gübre atmadı. Oralara bir süre sonra bir daha gireceğim. 3 tur atacağım bu arada. Eksik tam olmasın. Kapatmıyor. Aynen. Eksik olmasın, fazla olsun abi. Geçen ilaca yapamadık o işi. Başımız ağrıdı. Hiç sorma palayım ya. Kaç da ayak şeylerine gelmesin. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bu tarladaydı işte, buğday mıydı? Ot bürümüşü de.
bura bura. Buradaki burada. Bunları otilaja atacak mıyız? Buralara? Yok. Sen bunu ne yapacaksın? Slajcık mı yapacaksın? Slajcık yaparsan otilaja atma. Ya ne bileyim, şu sıkıntı çıkarmasın biz ondan sonra. Çünkü yanlarda çok ot var ya. Yanlara bari atsak şu tarla kıyılarına. Buraya sırt pompalarıyla gele köylü atak. Ya öyle atacaksın ya da elinle yolacaksın bir. Valla yolmakla bitmez. Mahallinden vuracaksın ya buraya. Yürük. Şimdi bir tane Bekir. Şu aradan gideceğim canlar. Bir tane de o diğer aradan gideceğim. Tamam. Fazla olsun, eksik olmasın. Yani iyice tarla ekeceksin mi bir de? Allah bilmiyorum, ben belki satın da alabilirim orayı. Kararsızım. Ekip o hani benim yukarı doğru uzuyor ya. O kısma sera ekip sera ekilir sanki. Sera yapıp kalanını dikerim belki, öyle düşünüyorum. Bakacağım. Bilmiyorum, ben de yonca meksemliyim. Valla icarlayacaksan yine yonca sakat iş. Bir daha icarlamayacağım, ben icarım bitene kadar yonca meksemliyim. Bilir mi olan? Olur yonca olur ek. Yonca yoncadır, her daim iş yapar. Büyükten akıl geldi. Ya en azından balem olsun, balem. Akıl neyi yaptıracağım diye. Tabi canım, hayvan işine gireceksen tavsiyem ya zaten. Ahır işine gireceğim, hayvan işine de. Ahırın benim şeyde yürüyor, arazide yürüyor evde. Bizde yok, anca tarla mı alsa? Arkadaki tarlayı alacağım. Ben de satarım bilmiyorum. Soruşturmadım bu şimdi. Ne bak Bekir, beraber ortak mı gidiyor? Böyle büyükten ahır yaptırak. Allah işine mi ortak giriyorsunuz, ahıra mı? Ahıra. Ya oğlum ne ortak olacak o? Ya büyük ahır yaptıracaksanız bilemem de. Alayım mı? He. Gel biz de seninle beraber ortak olalım ya. Ya ben çok büyük hayvancılık, çok büyük uğraşmayı düşünmüyorum ya. Benim max olacağı 4-5, hadi olsun 7. Ama ilk etapta 2 tane alacağım. 2 tane tosun alırım, geçerim. Öyle düşünüyorum. Çok büyütmeden satarım ben ya. Büyük, çünkü büyük malın şeyi büyük, yorucu oluyor ya. Peki ağrı büyük mü yaptıracaksın ileriye dönük? Yok yok, küçük. Max 5 tane mallık falan yaptırım. Hadi olsun 9'u mallık olsun. Fiyatına göre. Abi Palem, şu yaştan sonra çok malla ne öleceksin zaten? 5-10 bin olacak. Aynen onu düşünüyorum zaten ya. Tütünü yoğurdunu çıkarsın, kurbanını çıkarsın, sana yeter. Biz daha gençlik, biz hallederik de. Biz koşarız. Osman Hoca da ben Palem'in eşiydi. Kazanıyor ya. Ya hayvan için de niçin biliyor musunuz arkadaşlar? Hani açık konuşayım. Yaşımızı başımıza aldık. Yani ticaretini de zamanında yaptık. Gene yapar mıyız? Hani olur, yapılır yine. Ama tek şöyle yoğurdundan, sütünden doğal beslenmek için. Seray'da o yüzden yaptık. Yani o kadar para kazanacaksın. En azından kendi malının sütünü yersin. Kendi malının yoğurdunu yaparsın. Kaymağını çalarsın. Anladınız mı demek istediğimi? Çok malın olursa da satarım, geçerim yani. Bittim falan mı sende? Bitirdim. Cincik gibi attım gübreyi vallahi. Teker işini Bekir. Ne zaman getirsin motoru, ben işten çıkmam lazım. Geldik. Falan mı? Ben bir... Şimdi bu tarlanın 3-4 sırası kaldı. Onu bitince sen dükkana bırakayım. İnik mi Palem mi? İndir ver. İstiyorsan gidek. Dur. Oradan şey yaparız. Sen de sanayiye bırakırım dükkanımı. O zaman tamam, sen sanayinin önüne getir. Aldım. Şimdi. Ben geçerim. Şaftı da söküvereyim. Sök şaftı sök. Sökemedim. Sıkışıyor bazen. Tamam. Ben direkt sanayiye mi gideceksin şimdi? Yok, eve geçip oradan sanayiye geç. Torosuna gideceğim sanayiye. Getir yapayım hızlıdan, o yüzden diyorum. Ben de şey diyordum, arka arkaya gidelim, seni şey yap, bırak, evine bırak. Tamam. Oradan L95'ten ben seni götüreyim diyeceğim. Gerçi L95'in içinde oturacak yer de dar. Neyse, sen şeyin engeli ya. Ya oturacak yerin iyi olsa bile sıkıntı yok ya. Ben zaten şeye gideceğim, sanayiye gideceğim. Ya akşam gelişin sıkıntı olur gerçi. Aynen. Doğru, sen arabandan gelen iyisin.
Aynen öyle. Evet. Gelişim sıkıntı olur. Yani birazdan bitiririm. Bu tarlanın az bir şey kaldı. Bekir, sanayiye geçeceksin değil mi sen de? Geçeceğim. Dükkana geçeceğim. Ne sen, sana bir getireyim bunu. Bir turbasına vurbasına bak. Ekşiyor mu yani? Sıkıntı mı var casede? Valla bilmiyorum. Çekişi düştü gibi. Ya ötüyor mu, ötüyor mu? Ya ötüyor mu, ötüyor, ben anlamam. Ondan sen anlayalım. Usta sensin. İyi, getir bari. Bu casa kaç saatte ya yürük? Valla bu casayı hayvan gibi kullanmışlar ya. 10.000 saate gelmiş. Maşallah. Alırken birine baktırdı mıydın? Bana baktırmadın. Ya hiç baktırmadım valla. Aklıma da gelmedi. Vay be, harip de sen niye yine dedin ayık olmasın diye. Ya ben aldım da sen yoktun ya. Ondan sonra da iş güç. Durmadan tarladayım, fakir mi bulabildim? Valla benimkisi de 28.500'de. Benimki daha çok çalışmış, seninkini zaten yaşı var. Motor yapmış mı acaba? Bekir, kolay gelsin. Sağ olasın Talem. Ne bağırıyorsun telefonda? En temizi bende. Ya abi, seni telefon unuttum ya, bağırasın. 12.000 saatte mi? Valla en temiz bende. Ben çok temiz buldum bunu. Ne? Benimki 10.000 gösteriyor ama sıfırlanmış olabilir. Lan oğlum, 2000 model. Gerçi o doğru lan. İyi, temiz bulmuşum. Benimki 10.000 gösteriyor da sıfırlanmış olabilir Palem yani. Ya bu sıfırlanmış abi Ford. Onu biliyorum ben. Ama 28.000 saat de az değil ya. Doğru. Bekir, sen bu el atmasan var ya, bu motor bizi çok zorlardı. Kayış gibi oldu bu. Tamam Palem mi el deme. Yapma sen. Ona bir ara bir tane daha el atarız. Katacağın zaman. Ya buna sizce kalın teker atsam mı ya? Öyle kalsın ya benim. En iyisini aldım. Valla kalın teker de atılabilir istesek bu arada işte. Kalsın ya. İnce teker iyi oluyor. Bak ilacımızı attık ha şimdi. Gübremizi ilaç demişim. Çok da ince değil zaten ya. Yok, çok ince değil. Güzel güzel. Güzel benim. Seviyorum ya. Ford'u sevdim ya. Ben zaten kolay kolay bir motoru sevmem aldım mı. Sevmediğim hemen geliyor zaten. Motorum da yani sanki. Ya bak mesela geçen bıldırki senelerden hatırlarsınız. Sevmediğim motoru doğrudan gönderiyordum ben. 285'e çok bindim. TR6'ya çok bindim. TR6'ya çok bindim. 75-56'ya çok bindim. O da güzeldi ha. İddiada kaybettim onu. Onun gibi diri bulursam alırım gene. Güzel motor o da. Alem, onu ben düşündüm de. Düşün yaram. Güzel motor. Bulursan diri hiç kaçırma. Çok güzel motor. Ya şundan kaçayım. Bunu bırakamıyorum. 155'liği. 155'liği. Bırakma, o da kalsın, o da kalsın. Ya 3 tane motor oluyor. Ne öyleyim 3 tane motoru. Doğru, sen de haklısın. Bunun bakımına mı yetişsi? Alıltına mı yetişsi? Benim bu 240S de çok iyi çıktı. O yüzden ben de mesela onu bırakamıyorum. Yoksa 75-56'yı yine arar tarar temiz bir şey bulurdum. Ama çok güzel motor. Yani bana deseler ki 285 mi 75-56 mı? Tabii ki 285 derim diyor. Ters köşe yapıyormuş bizde. Valla ben olsam 285 derim. Yani ikisi kıyaslanmaz ama 75-56 da boru değil ya. Valla ben de düşünüyorum 75-56. Aslında ben o 265'den alınca onu bir düşündüm. Dedim ben hakiki bir kırmızı alayım. Kepçeden biraz para kazanınca da onu da alırım dedim. En azından römork işleri, gübreleme işleri için kullanırım diyor, römork çekmiyorum. Valla her türlü 265'de görür, o da görür işini. Siz de güzel motor. 265'de görüyor da hani bir tane daha alayım. Basit gübreleme işlerini 75-56'yı kullanayım diyor. Bir daha bu 65'liği yormayayım şimdi. Bu temiz buldum ya, saate de biraz düşük. Fazla yormak istemiyorum bu motoru. Bak hele, ben telefonu kapatıyorum şimdi, sanayiye geçeceğim ha. Tamam. Ben de geliyorum. Bir su vurayım, geçiyorum hemen sanayiye. Motoru bıraktım. Tamam. Dükkanın tamam. Önünde. Tamam gülüm. Burnunu soktum ben, yürüye yürüye eve gidiyorum. Camları kapatayım da 2 dakika bir su vurayım.
motor batıyor sürekli arkadaşlar ya. Temiz kullanmaya çalışıyor. Lan dallar yine tamponu soymuş bak, o kadar boya yaptık. Adamın yaptığı boya yine bak şey olmuş ya, soyulmuş biraz. Neyse, yapacak bir şey yok ya, eski motor abi, din iman olmuyor işte, ne kadar boyarsan boya. Şu ekipmanların hepsini arkadaşlar şu tarafa doğru taşıyacağım. Ahırı buraya vuracağım. Vagon burada kalsın. Ana, vagona kayış atmadan gelmişik la. İyi çuvallar dağılmamış. Ağır ya. Hiç fark etmedim vallahi. Ha, Bekir eve mi getirdi motoru? Selam Bekir. Aleyküm selam Bekir, gel. Baktım şuradan gördüm parlamı. Dedim beraber gidelim arkadaşlar. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Şunu üst tepe diyeyim de. Lan atsın ya içeride. Atsın da kapat da. Ya baksana bunu, şu boyalar falan hep gene soyulmuş ya borulardaki. Tampon da gitmiş. Dallara demek ki geliyor bir şekilde ya. Ya şey mi ya, geliyor falan mı? Sıkıntı yok, onlar boyanır yani. Eski yani motor kilometresi çok ya, normal ya. Hadi bir kapı yaptırmak lazım falan mı? Niye, garaja mı? Ya burayı komple iptal edeceğim ya bak. Abi serayı yaptırdım. Gördün mü? Gördüm. Güzel olmuş be ha. Küçük küçük. Ya işimizi görür ya. Şey yapacağım. Şu makinelerin hepsini, ekicileri, şey hepsini bak. Şura var şu ahır. Arka tarafta diye. Oranın arazisi benim, bana ait. Buraya ait. O ahırı da ortak zamanında yaptırdıydık Emin'le. Emin aşağı şeylere taşındı. Aşağı taraflara taşındı. Bu ekipmanları falan buraya alacağım. Sığar mı acaba Bekir hepsi buraya ya bunların? İçeriye mi? İçeriye alacağım ya. Dur bakayım bir kapakları bir açayım. Hepsi büyük oranda sığar ya. Ya sadece çift çeker motor giriş çıkışları sıkıntı olur mu diye onu düşünüyorum. Tek çekerle çıkarım falan mı? Tek çekerle girip çıkılır, evet. Doğru diyorum. Şuralara çift çekerlerle girer çıkarız. Buralara koyacağım işte büyük ekipmanları. Bunları sonra uğraşırım. Açık kalsın onun kapakları. Bak bura yine bu yol kalacak. Bu sağ tarafımız boşalacak. Buraya da şu çitleri biraz kırarım. Hafif böyle arka yolun ucundan alacak şekilde bir ahır düşünüyorum. Tam şuraya. Bir tane de küçük bir garaj. Parayı bulunca küçük bir garaj da halledeceğim bir şekilde. İnşallah falan mı? Yardımcın oluruz. Eyvallah. Şimdi bunun lastikler nasıl bir şey istiyorsun sen? Alem bunun boyut yüksekliği görüyor musun? Görüyorum. Aynı boyutta olacak ama daha geniş olacak. Ebatını bilmiyorum adını da. Sen o zaman dükkana gidek, dükkandan bak. Tamam. Hatta depoya gidek, depodan bak lastiği, fiyatını konuşak. Sonra ben halledeyim. Ben, tamam hadi çıkalım. Bir şey istiyorum. Dur gel hele bir. Bu jantlara ağırlık şey yapabilir miyim sen? Bulabilir miyim? Jantlara ağırlık bulabilir miyiz? Yörüyle konuşmak lazım. Bende yok. Tamam, yörükten de şey yapayım da. Yörüyle ben konuşurum. Sana arar seni. Ama da olur ya. Jantlara bir ağırlık olsun. Motor şey oluyor. Hafif tamam. Kalıyor. Yoksa da lar, varsa da lar. Tamam. Konuşurum tamam. Ben yörükle. Tamam Palim. Hadi. Hadi çıkak. Ben de Toros'la geliyorum. Evet. Arkadaşlar şarjım bitiyor. Şimdi şarja takacağım da. Sonrası bir çıkarak da. Giderken. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın canlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.